Teknoloji adlandıran hepinize merhaba arkadaşlar ben Onur Bugün size arkadaşlar bir arayüz incelemesi yapacağım Ama maalesef bu arayüz incelemesi Benim için bir hayal kırıklığı oldu Samsung One UI 2.0 ve Android 10 incelemesi yapıyoruz Arkadaşlar neden bir hayal kırıklığı oldu derseniz anlatılanlar çok büyüktü. İşte denildi işte Samsung One UI 2.0'a işte bir sürü özellik getirecek. Telefon baştan aşağı değişik, arayüz çok değişik falan filan yalan. Bugün ise arkadaşlar One UI'yi tam anlamıyla inceliyoruz. Ve gördüğüm değişiklikler sıfır. Gerçekten sıfır. Detaylarda gösteririm arkadaşlar. One UI 2.0'ı da çok iyi bir cihazda Samsung Galaxy Note 9'da inceliyorum. Gelin arkadaşlar size şimdi o çok büyütülen övülen Vano'yu inceleyelim. Şimdi kilit ekranı kapattık. Always on display'de hiçbir değişen yok. Gördüğünüz gibi kilit ekranı aynı. Yeni saatler gelmedi. Şimdi gördüğünüz gibi uygulamalar böyle. Hatta ben karanlık moddan çıkarmak istiyorum. Her şey daha net olsun diye. Değişen birkaç şey var tabi ben %0 dedim ama. Şimdi ikonlar aynı. Menü aynı fakat e, biraz animasyonlar değişmiş, açılış değişmiş uygulamanın. E, ondan sonra arkadaşlar bildirim paneli değişmiş. E, gördüğünüz gibi parlaklığı isterseniz buraya alabiliyorsunuz, isterseniz almasanız da oluyor. Buraya medya cihazları eklenmiş ve indirdiğiniz zaman şu üst kısım uzamış, burası daralmış ve daha fazla ikon sığdırabiliyorsunuz böyle. Güzel, hoş. Şimdi ayarlara geliyoruz. Erlere birkaç şey yeni şeyler eklenmiş şöyle işte konum gibi gizlilik gibi. Konum var da gizlilik eklenmiş yeni. Ondan sonra gördüğünüz gibi bu One UI 2.0 ekran amoled olduğu için titreşme yapıyor. Böyle daha iyi. One UI 2.0 ve Android 10. Ondan sonra arkadaşlar ne yeni kernel'lar gelmiş, yeni şeyler gelmiş. Ondan sonra bu ses kısmı değişmiş. Gördüğünüz gibi böyle olmuş. Bu şekilde. Ondan sonra pil kısmı değişmiş. Pile gelelim arkadaşlar. Pil kullanımı diyelim. Gördüğünüz gibi buralar komple değişmiş arkadaşlar. Ondan sonra isterseniz e, Windows'a bağlan Windows bağlantısı diye bir şey gelmiş. Bana gereksiz ve saçma geldi. Zaten istediğimiz gibi kolay bir şekilde bağlayabiliyorduk bilgisayara cihazı. Ve en büyük değişiklerden biri ve herkesin istediği değişiklerden biri de arkadaşlar. Sonuçu bundan bahsediyorum. Bu düğme değişmiş. Hatırlarsınız arkadaşlar. Sağdan soldan çizgiler vardı. Eski hali buydu. Çok iğrenç bir şeydi. Şimdi bu e, Xiaomi çakması, iPhone çakması aslında demiyorum. Bu Android 10'da da var. Fakat bunu iOS'tan bildiğiniz kopyaladılar geri çıkış düğmesi harcı. Aslında eskiden iOS şimdi Android'lerde geri düğmesine basıyorduk. Ama iOS'larda mesela şuradan da bildiğiniz gibi geri çıkabiliyoruz. Bunda da aynı şey var. Bu altı çizgi eklenmiş. Şöyle yaptığın zaman olabiliyor. Şöyle kaydırarak geçişler yapabiliyorsunuz. Ama hiç stabil ve düzgün çalışmıyor. Uygulama sürekli kendisini yeniden başlatıyor. Ee, şunu söyleyeyim. Cihazın RAM yönetimi iyi değil. İyice kötü olmuş. Hızlanmış. Pil daha iyi olmuş. Onu söyleyebilirim. Uygulamalardaki stabilitelik biraz azaldı. Ee, klasörlerin içi değişti gördüğünüz gibi. Şöyle. Ee, klasörlere yeni bir renk ayarları falan filan gelmedi klasörü kişileştirmesi Finder ayarlarımız aynı Ana ekran ayarlarımız aynı ee, Şunu söyleyeyim arkadaşlar bir de Cihazda herhangi bir yeni zil sesi veya bildirim sesi gelmedi Ha bir de şu şeyi göstereyim bu yeni bir özellik değil ama yani Görmüş olun arkadaşlar Yeni saat stili geldi mi diye Şöyle Aresleri, ya güzel bunlar ama yani yeni koyabilirsiniz ya. Çok geçti. Yani bu şey saydığım şeyler, experience'dan beri vardı Samsung. Hatta son touchwizlerden bile beri var burada. Aynı şekilde Always On Display için de bunu seçebiliyoruz. Ama bu nedense hep pil ekranına kayıyor çünkü cihaz güç tasarrufunu Always On Display kapalı değil. Şöyle bir odak modu diye bir şey geldi. Şimdi çalışma kendime ayırdığım zaman çalışma zamanı diyor. Başlangıç diyorsun arkadaşlar. Her şeyi kilitliyor ayarlar arama dışında. Baktım kameraya bile gitmiyor. Girmiyor. Odak modu. Odak modu sonlandırdım. falan gibi. Bu şekilde oldu. Yani şunu söyleyeyim. Bütün yenilikler bunlar yani. Başka bir yenilik daha var. Son göstereceğim arkadaşlar. Kameraya girdik. Kamera arayüzü baştan aşağı değişmiş. Gördüğünüz gibi şöyle zoomun şeyi değişmiş. Video değişmiş. Şu üst kısımlar değişmiş. Gece modu vesaire öbür modlar daha fazla eklenmiş. Bixby Vision Arimoji dahil buna. Sonra Pro modu gördüğünüz gibi böyle olmuş. Gerçekten de güzel olmuş. Üst kısmı da geliştirilmiş. Kamera arayüzünü beğendim. Canlı odak canlı odak bu şekil gibi ama ben şunu söyle ee, bu siyah beyaz yapma efektlerini de yeni keşfettim. Fakat One UI ile gelmemiş bu. Ee, fakat bu da güzelmiş onu da söyleyeyim. Ve arkadaşlar burada One UI 2.0 incelememizi bitireyim. Şunu söyleyeyim bu büyük ihtimal gitgide düzelticiler ama stabilitenin içine etmişler onu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi isterseniz gelin arkadaşlar videonun kapanışını yapalım. Evet arkadaşlar bu videoda sizlerle One UI 2.0 ve Android 10 incelemesini yaptık. E, Vanua 2.0 0la gelenler bunlar da dediğim gibi benim için hayal kırıklığı dedim. E, ve hemen hemen size bütün yenilikleri gösterdim. Yani en büyükleri bunlardı. Daha küçük yerinde bilmiyorum. Araştırdım ve bulamadım. E, stabilite kayboldu. Her şey kayboldu. Pil iyi oldu. Performans yükseldi gibi duruyor. Ben cihazın saçmalayacağını sanıyordum. Saçmalamadı. İlk de öyle bir şey olmadı. Videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, e, yorum yapmayı ve tam kullanan arkadaşlarınıza ya da geçmeyi düşünen arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Görüşmek hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere.